Merhaba efendim İçel gündeminden sevgiler saygılar diyelim ve Mersin gündeminde neler var size aktaralım her zaman olduğu gibi. Tabi programımızı grubumuza bağlı radyolardan radyo klasta da şu anda frekansınıza canlı olarak getiriyoruz. Ayrıca bu program Facebook, Youtube, Twitter ve Periskop üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Size aktaracağımız bilgilere, haberlere yönelik yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi de sosyal medya hesaplarımız ama özellikle de Facebook üzerinden bize ulaştırmanızı rica ediyorum diyelim. Ve Mersin gündemine, içer gündemine başlayalım efendim. Ee, şöyle bir gelişme var onu ilk önce aktaralım size. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'e geliyor değerli seyirciler. AK Parti İl Başkanlığından yapıldığı açıklama. Ee, AK Parti'nin Mersin olan il Kongresi 10 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Ee, Servet Tazegül spor salonunda yapılacak İl Kongresi 10 Mart tarihinde değerli seyirciler ve e, bu kongreye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı kesinleşti. Bu bilgiyi AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan yaptı. Resmi olarak bu açıklamayı yaptı. 10 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti olağan İl Kongresi Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek diyelim. Bu bilgiden sonra diğer konulara geçelim, haberlerimize geçelim efendim. E, Mut'tan iki önemli haberimiz var Mut ilçesinden. Birincisi şu, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz yanında eşi ve yardımcıları varken... Mut Karaman Karayolu Ermenek yol ayrımında trafik kazası geçirdi. Mut ilçesi belediye başkanı Nebi Yılmaz'ın makam aracının karıştığı trafik kazasında başkan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kaza Mut Karaman Karayolu Ermenek yol ayrımı kavşağında yaşandı. Mut Belediyesi'ne ait Erdem Özkan'ın kullandığı resmi plakalı makam aracı Mehmet Kurtuluş yönetimindeki pikapla çarpıştı. Kazada makam otomobilindeki belediye başkanı Nebi Yılmaz, başkanın eşi Nuran Yılmaz, sürücü Erdem Özkan ve Habip Yalçın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Nebi Yılmaz ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Biz de tabii ki e, Sayın Yılmaz'a, eşine ve yardımcılarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Diğer bir konu Mut'la ilgili çok önemli. Mut Belediyesi ile bir alakası yok. Ama Mut Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun aynı zamanda Mut İdman Yurdu'nun da başkanıydı efendim. Ve Mut İdman Yurdu'na almış olduğu bağışlara makbuz kesmediği iddiasıyla tutuklandı. Silifke cezaevine gönderildi. Mersin'in Mut ilçesi belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Uzun rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı. Alınan bilgiye göre Mut Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun bir esnaftan Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü'ne bağış aldığı ve alınan bağışın makbuzunu kesmediği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen uzun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silifke cezaevine gönderildi. Mut Belediye Başkan Vekili Halil Şahin, rüşvet iddialarının Mut Belediyesi ile hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayarak, Mut Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun, aynı zamanda Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü Başkanlığı'nı yapmakta. Kulübe yapılan bir bağışın alındığı makbuzun kesilmediğinden dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır bilgisini verdi. Evet bu konuda çok önemli değerli seyirciler. Tabii İçer TV'deki spor programlarında bu durumda konuşulacaktır, tartışılacaktır diyelim. Şimdi efendim tabii içinde bulunduğumuz hafta içerisinde ondan önceki haftalar içerisinde de emniyet birimleri hem kırsalda jandarma hem de merkezlerde emniyet birimleri kaçak sigara, kaçak içki, sahte içki, operasyonlarını sıkı bir şekilde devam ettiriyor. Yine hem kaçak hem de sahte içkiler ele geçirildi. Mersin'de polis kaçak içki ve sigaraya yönelik olarak yaptığı 3 ayrı operasyonda 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 3 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda 20 şişe değişik markalarda 70'lik sahte içki, 30 adet boş içki şişesi ve 90 litre sahte alkol sıvısı olmak üzere toplamda 260 şişe değişik markalarda sahte içki, 251 litre bidonlarda sahte alkol sıvısı, 70 adet boş şişe, 240 paket sigara, 24 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. Şimdi efendim geçen gün ekranlarınıza getirdik. Tarsus ilçesinde cemevi soyulmuştu. Cemevine camı kıran bir kişi, pencereyi kıran bir kişi girerek ya da kişiler girerek ortalığı dağıtmışlar, kapıları kırmışlar ve 300 lira parayı çalarak kayıplara karışmışlardı. Soruşturmayı devam ettiren emniyet birimleri o kişiyi yakaladı. Tarsus ilçesinde bulunan Cem ve Kültür Evi'nde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. Tarsus Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'nin ana salon arka bölümünde bulunan camı gece saatlerinde kırarak içeri giren hırsız, önce güvenlik kameralarının bağlandığı panelin bulunduğu odaya girerek burada tüm kabloları söktü. Şahıs daha sonra yan odada bulunan idari işler sekreterliğinin kapısını kırıp içeri girdi. Çekmeceleri ve dolapları karıştıran hırsız, ardından üst kata giderek kütüphane ve başkanlık odasının kapılarını kırarak ortalığı dağıttı. Şahıs İdari İşler Sekreterliği'nde bulunan bir miktar parayı çalıp kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde cem e gelen görevliler hırsızlığı fark ederek durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından şahsın RB olduğunu tespit etti. Polis yaptığı operasyonda RB isimli şüpheliği Doğatepe Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde yakaladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütlerini, özellikle de Mehmetçiğin Afrin harekatında mücadele ettiği terör örgütlerini öven paylaşımlar bulunan kişilere operasyon yapıldı. Tarsus ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK-KCK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda MB, AT, MG, CY, HA, AÇ ve GD'yi yakaladı. Gözaltına alınan GD'nin PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı 2013 yılında Yarenlik alanında yapılan basın açıklamasında PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi var. O konuda bilgilendirelim efendim. Acı bir kayıp. Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Nuray Hafiftaş bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastanede Nuray Hafiftaş'ı ziyaret etmişti ve tedavi masraflarını Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenmişti ve Nuray Hafiftaş'ın iyileşebilmesi için gerekli olan bütün adımların atılması talimatını vermişti. Nuray Hafiftaş için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nuray Hafiftaş'ın tedavisini üstlenen doktoru açıklama yaptı. Yoğun bakımda durumu kritik takip ediliyor. Durumu çok ağır e, demişti. Yakınlarına da haber verildi. Her an hayatını kaybedebilir, Nuray Hafiftaş demişti doktoru ve e, yapılan az önce açıklamada Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti, hastanede tedavi görüyordu. Tabii özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda e, kendisi e, popülerdi, Türk halk müziğinin en sevilen isimlerinden birisiydi e, Nuray Hafiftaş. Değerli seyirciler, bu bilgiyi de. Aktaralım sizlere efendim ve biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına ve e, müzik camiasına da başsağlığı dileklerimizi iletelim efendim. Meski'ye gelelim. Meski çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Son olarak Kargı Pınarı'nda atık su arıtma tesisi işini Meski tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Erdem ilçesindeki Kargı Pınarı'nın daha temiz sahillere kavuşabilmesi için Kargı Pınarı Atık Su Arıtma Tesisi kapasite arttırma çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 3 milyon 980 bin liralık sözleşme bedeline sahip Atık Su Arıtma Tesisi, mevcut Atık Su Arıtma Tesisi rehabilitasyonu ve kapasite artırma çalışması dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan proses, makine ve ekipman teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirildi. Atık Su Arıtma Tesisi Kargı Pınarı Merkez Evsel Atık Sularının Arıtılması ve Avrupa Birliği Şehir Atık Suyu Direktifi ile Türk Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak dereye deşarj edilebilmesini sağlayacak. Şu anda yine bir son dakika gelişmesi var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden bir duyuru var değerli seyirciler. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sayın Devran Kutlugün'ün adı kullanılarak belediyemiz ile iş yapan firmalar ve ticaretle uğraşan iş adamlarıyla telefon aracılığıyla irtibata geçen ve bu yolda para tahsilatı yapmaya çalışan bir takım kişilerin olduğu duyumu alınmıştır diyor Büyükşehir Belediyesi ve devam ediyor. Almış olduğumuz duyumlarla kişilerin kurumumuzun mağduriyetine sebebiyet vermemesi adına Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın bu tip dolandırıcılara itibar etmemeleri ve derhal gerekli mercilere başvurmaları önemli rica olunur, kamuoyuna duyurulur diyor Mersin Büyükşehir Belediyesi. Biz de aktarıyoruz. Ee, Tabi geride bıraktığımız aylarda da buna benzer dolandırıcılık olayları olmuştu. Belediye'de e, yüksek makamda bulunan kişilerin isimleri e, kullanılarak e, dolandırılmak istenmişti bazı iş adamları. Ama tabii o kişiler hakkında da gerekli işlemler yapılmıştı. Şimdi yine e, Genel Sekreter Sayın Devran Kutlu Günün adı kullanılarak. Ee, ...yine iş adamları ve bazı kurumlar dolandırılmak isteniyor. Bu duyumu alan Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu efendim. Ve yerel gazetelerimize gelelim. Yerel gazetelerden ilk olarak Çukurova ile başlayalım. Çukurova gazetesi bugün birinci sayfasında diyor ki... ...Yargıtay kararı bozma talebini reddedince kitap yazdı. Mersin'de bir avukat... 10 yıl önce girmiş olduğu boşanma davası sonucuna yapmış olduğu itirazın Yargıtay tarafından reddedilmesi üzerine 10 bin Yargıtay kararını inceleyerek avukatlar için boşanma davalarını konu alan bir kitap yazdı diyor. Bu konu ele alınıyor Çukurova gazetesinde ayrıntılarıyla efendim. Güney Gazetesi Kamu Afrin'e destek başlığını atıyor. Mersin'de Kamusen tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyona doğalı ve kamuflajlı destek verildi diyor Güney Gazetesi. Sevgili Ezel'den rica ediyorum o haberimizi bize Afrin'e destek haberimizi hazırlayabilir mi? Konu gelmişken dün yayına vermiştik bir kez daha ee, ekranlarınıza getirelim değerli seyirciler. Tabi e, Sen Mersin İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu bu e, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne, Mehmetçi'ye destek eylemine de yine e, birçok kişi ve birçok kurumda destek verdi. Orada da e, Sayın Metin Ercan da grup adına bir konuşma yaptı. İzleyelim efendim. Mersin'de bir araya gelen bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek için eylem yaptı. Türkiye Kamusan İl Temsilciliği Merkez Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda Mehmetç’e destek eylemi düzenlendi. Eyleme sendika üyeleriyle siyasi parti temsilcileri katıldı. Katılımcılar askeri tişört elbise giydi. Türk bayrakları taşıdı. Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın. Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın. Yaşasın millet, var olsun devlet. Yaşasın millet, var olsun devlet. Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Güçlü ordu, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Metin Ercan şöyle konuştu. Yüzyıllardan beri doğunu kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş merhane merhane yurdumuzu kuşatan şer güçler maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini ifratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden sürmek üzere ortaya koydukları planlarına devreye sokmuşlardır. Milletimiz ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar hainlerin, bebek katili terör örgütlerinin eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Bundan 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz bir varoluş mücadelesiyle karşı karşıyadır. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere bu gözle baktığımızda asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin'de yürüttüğü bu harekat Türk milleti üzerinden İslam'ın boğulma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir kuruş harekatıdır. Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın, yaşasın millet, var olsun devlet. Yine son dakika gelişmeleri var. Onlara değineceğim efendim ama ilk önce şu gazetelerimizi bir bitirelim. Ee, Güney Gazetesi'nden gelelim Kadın Gazetesi'ne. Mersin Kadın Gazetesi. Mehmetçik için sergi başlığını atıyor. Engelli kadın ağzıyla yapmış olduğu resimlerin gelirini Mehmetçik'e bağışlayacak diyor gazete değerli seyirciler. Ve Yozgat'ta hayatını devam ettiren başarılı bir kadının narin ışığın başarısına ve duyarlılığına değiniyor Mersin Kadın Gazetesi. Ve Mersin Gazetesi ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği düzenlemeden mutlaka vazgeçilmelidir dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi ve tüm şubeleri adına düzenlenen basın açıklamasında yargının bağımsız kalan son ayağını korumak milli bir görevdir açıklaması yapıldı. Değerli seyirciler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği neden bu açıklamayı yaptı? E, ayrıntılar nelerdir? E, konu Mersin Gazetesi'nde ele alınıyor. Mersin gazetesinden IMC'ye geldiğimizde şöyle bir başlık var. İç işlerinden meski hakkında şok iddialar. İşçilerden, evet işçilerden meski hakkında şok iddialar. Meskide hırsızlığı ortaya çıkardık diye işten kovulduk. Demiş işçiler, IMC gazetesi bu konuya değiniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Mustafa çiçekçi Çiçekçioğlu'yla 9 yıldır belediyede çalışan Murat Kaya haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia etmişler ve bu konuyla ilgili işçilerin yapmış olduğu açıklama IMC gazetesinde okuyucuya aktarılıyor. Haberciye geldiğimizde haberci yasalara aykırı diyor. Şehir Hastanesi'nde çalışan işçilerin fazla mesai yapması için dilekçe imzalatılması kriz yarattı. Konu önemli. Kurulduğu günden bu yana eleştirilerin hedefi olan Mersin Şehir Hastanesi'nde bu defa dilekçe krizi yaşanıyor. Türkiye'nin kamu özel iş birliğiyle hayata geçirilen ilk hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nde faaliyet gösteren ee, Taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçilere fazla mesai dayatan dilekçe imzalatılmaya çalışılması kriz çıkardı diyor ve bu önemli konuda Haberci gazetesinde ayrıntılarıyla ele alınıyor. Haberci'den Akdeniz'e geldiğimizde Akdeniz gazetesi Mersin'den Viyana'ya yol olur diyor. Meski tarafından 4 yıl içerisinde yapılan içme suyu hattı uzunluğu 1861 kilometre ile Mersin-Kosova arası mesafeye eş değer hale gelirken kanalizasyon hattı uzunluğu ise 566 kilometreye yaklaştı. Mersin-Tokat arası mesafeye denk geldi. 4 yılda yapılan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı uzunluğu ise yaklaşık 2500 kilometreyle ile Mersin-Viyana arası karayolu mesafesine ulaştı diyor. Meskin'in başarılarına yer veriyor gazete. Ve geldiğimizde efendim Yeni Güney gazetesi yerli otomotiv üssü Mersin olmalı başlığını atıyor. CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Çamak Ulaşım ve lojistik olanakları göz önüne alındığında yerli otomobil üretimi için en uygun yerin Mersin olduğunu dile getirdi. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu konuşmasında. Ee, Sayın Çamağan bu konuşması öne çıkışı Yeni Güney Gazetesi'nde okuyucuya aktarılıyor efendim. Yerel gazeteleri sona erdirdik. Şimdi bazı konulara e, değineceğim. E, önce yine bir vefat haberi var onu size aktarayım. Ee, yaşı 40'tan 45'ten e, yüksek olan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bileceklerdir. E, ülkemizde e, tek televizyon olarak TRT'nin yer aldığı dönemlerde, hatta özel televizyonların açıldığı ilk yıllarda da yine e, TRT spikeri olarak ekranlara gelen Tuna Huş vardı. E, beyefendi kişiliğiyle, ses tonuyla, haber sunuş tarzıyla. E, beğenilen bir e, kişilikti kendisi. Özel televizyonlar kurulduğunda birçok teklif geldiğinde de bu teklifleri geri çevirmişti. E, Tunahuş hayatını kaybetti değerli seyirciler. E, TRT'nin ve Türk televizyon tarihinin efsane spikerlerinden Tunahuş e, felç nedeniyle 17 yıldır da konuşamıyordu. E, böyle bir rahatsızlığı da vardı ve Tunahuş hayatını bugün kaybetti. Ee, yarın e, törenle toprağa verilecek kendisi için yarın öğle vakti İstanbul Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından kendisi toprağa verilecek ee, değerli seyirciler. Kendisi e, 1942 yılında Adana'da dünyaya gelmiş e, bir kişiydi. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Şimdi hatırlayacaksınız az önce Mut'la ilgili bir haber, Mut İdman Yurdu'yla ilgili bir haber aktarmıştık. Mut İdman Yurdu Kulübü Başkanı, değerli seyirciler, Yusuf Uzun'un tutuklandığını size aktarmıştık. Bu konuyla ilgili Mutlu Şeytanlar'dan bir mesaj geldi. Onu size okumak istiyorum efendim. Şöyle diyor... Ee, Mut İdman Yurdu taraftarları Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Mut Belediye Başkan Yardımcısı rüşvet iddiasıyla tutuklanmıştır. Tarihinde ilk kez bölgesel amatör lige çıkma başarısını göstermiş olan, taraflı tarafsız oynadığı futbolla herkesin saygısını kazanmış olan Mut İdman Yurdu Kulübü yanlış anlaşılmadan ötürü doğan suçlamaların odağında kalmıştır. Bunun farkındayız ve en kısa zamanda adaletin yerini bulacağına da inanıyoruz diyor Mut İdman Yurdu taraftarları ve devam ediyor. Mut insanına 7'den 70'e herkese futbol sevgisini aşılayan yönetimiyle birlikte elinde avucunda ne varsa ortaya koyan Sayın Başkanımız Yusuf Uzun'un çeşitli spekülasyonlarla bastırılmaya çalışılmasını bağış olarak toplanan paraların rüşvet algısı oluşturularak Kötü duruma düşürülmesinin farkındayız. Sahipsiz bırakılan Mut idman Yurdu'na sahip çıkan başkanımızın sonuna kadar arkasında ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu tür oyunlara gelmeyeceğimizi, yıkılmayacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz diyor Mut İdman Yurdu taraftarları. Mutlu Şeytanlar başlığıyla bize göndermiş oldukları mesajla ve... Bu mesajlarını da kamuoyuyla paylaştık e, diyelim. Şimdi e, tabii e, tekrar edelim. Programa başlarken sizlere aktarmıştık. Bir kez daha söyleyelim değerli seyirciler. E, 10 Mart tarihinde e, AK Parti Mersin Olağan il Kongresi gerçekleştirilecek. Ve bu Olağan il Kongresi'ne e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. E, bu bilgi resmi olarak açıklandı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve e, Tanıtım ve Medya Başkanı Ali Levent Bostan tarafından paylaşıldı. E, ve 10 Mart tarihinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Olağan İl Kongresi ve e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kongreye katılacak diyoruz. Kısa bir ara sonrasında beraberiz. Mali Müşavir İbrahim Öngü ile Hayalimdeki Vergi Programı'nın bu haftaki konusu Kimler ÖTV'siz araç alabilir? Kültür, sanat ve sosyoekonomik etkileri Program konukları Modern Mersin Otomotiv Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akdoğan Emekli Öğretmen Yazar Şair Ali Uysal Mali Müşavir İbrahim Öngü ile Hayalimdeki Vergi her çarşamba saat 18'de, İçer TV'de, Radyo Klas 99.2'de, Facebook.com slash İçer TV'de ve YouTube.com slash İçer TV'de. intermersin.com sitemize bakalım efendim. Sitemizde Mersin ilgili bütün gelişmeler yer alıyor. 7.24 24 sitemize ulaşabilirsiniz ve Mersin ilgili bütün haberler en yalın haliyle intermersin.com sitesinde yer alıyor. Aynı zamanda intermersin.com sitesi aracılığıyla İçel TV'nin canlı yayınlarına, sosyal medya hesaplarına, Tepe Medya Grup radyolarına, sosyal medya hesaplarına canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz diyelim ve bugün de içer gündemini burada noktalayalım. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Bizde kalın, hoşçakalın.